Zübbeli ile ilgili. Şimdi zübbeli. Niye bu kelimeyi yanlış yazmışsam arkadaşlar kusura bakmayın. Cübbeli yazmak gerekiyor ya. Ben de herhalde bir yanlışlık olmuş ki onu zübbeli olarak alışmışım. Geçen bir yayın yapmışım. Orada da sürtülisan oluyor. Burada kusura bakmazsınız eminim. Umarım kusura bakmazsınız. Zübbeli yazmışım. Şu anda ekranda artık grafik programlarıyla yapıldığı için benim onu tekrar indirmem, tekrar bilmem mümkün değil. Yani o değiştiremiyorum. O yüzden bir zübbeli olarak artık okuyacağız. Yanlış okusak da biraz ayıp olmuş olacak. Burada mısınız arkadaşlar siz? Zübbeli ile ilgili bu yayına tahammül etmeye, dinlemeye hazır mısınız? Zübbeli bugün niye biz bunu gündem yaptık? Bugün Zübbeli bir televizyon kanalına katılmış Zübbeli Ahmet diye biliniyor ama ismi Ahmet Mahmut Ünlü. Ünü batsın. İsmi yani gerçek ismi Ahmet Mahmut Ünlü ama takma olarak herkes Zübbeli Ahmet diyor. Zübbeli Ahmet Hoca. Şimdi bu Zübbeli Ahmet Hoca bugün bir televizyon programına katılmış dün pardon ve o televizyon programında birazdan dinleteceğim size. O videoyu dinleteceğim. Diyor ki seçim anketi sonuçlarında HDP'nin sahip olduğu görülen oy oranına inanamıyorum. Bu ne dinsizliktir ya? Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı? Nasıl olur bunların oy %12 civarlarında %2 olması lazım aslında diyor. Kendi sesinden önce dinleyelim. Daha sonra bu Zübbeli Ahmet Hoca'nın torunu da onunla ilgili konuşmuş. En iyi tarifi onun torunu yapıyor. Onu tanımlıyor yani. Biz Zübbeli'yi önce izleyelim. Bunların ne kadar namussuz olduğu biliniyor. O zaman Zübbeli, biri bu videoyu Zübbeli herhalde izletecektir. Kimin ne kadar namussuz olduğu, kimin ne kadar alçak olduğu, kimin ne kadar şerefsiz olduğu, kimin ne kadar kendini satan biri olduğunu ben bilmiyorum. Ben söylemiyorum. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Kimin pornocu olduğu, kimin züppe olduğunu bunu en iyi halk biliyor zaten. Kefen satan, kendini satan devşirme, yavşak. Asıl namussuzlar senin gibi keçi sakalı bırakan sahte dincilerdir işte. Yavşak devşirme. Senin ne dinin var, ne imanın var, ne nikahın var. Ne namusun var, ne şerefin var, ne vicdanın var. Sen kendi benliğini, kişiliğini satmış bir yaratık olarak yeryüzünde dolaşan biri olarak hangi yüzde sen HDP'lere ve Kürtlere namussuz diyorsun? Alçak adam. Var mı senin öyle bir yüzün ve haddin? Hadsiz züppe. Bakınız adamın torunu kendisiyle ilgili ne söylüyor? Ben söylemiyorum. Dedem zaten ayrı bir sıkıntı. Senin dedem hacca gitti geldi kumara, içki, alkole var. Ya bunu anlattık ama dedem benim ağzıma da tükürecek zaten. Bir gün arabasını istedin. Arabanın altında bira şişesi buldum. Dede bira mı içiyorsun? Dedim sus söyleme dedim. Tamam dedim. Gazinoya gittik bir gün. Karşımdan dedem çıktı gazinoda. O anda dedi ben de senin annene ne söyleyeceğim dedim. Taksinin orada güneş gözlüğü koyma yeri var. Elimi attım sabit böyle elim tutsun diye. Şey düştü. Yaşlılar hani kullanır ya. Dedeme dedim böyle böyle dede ne bu muhabbet ne? Ya dedi onu bunu boş ver sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ben dedi bir siteye girmeye çalıştım. 50 çeşit şey geliyor ama ne olabilir ne olabilir? Ya dedi bana şu VPN öğretsene. Dedim dedi ya benden istemen normal değil bu. Dedemi çok seviyorum. Rabbim uzun ömürler ver. Sen busun lan ben sana nasıl daha bir yakıştırma yapayım? Zübbe. Yani ben sana küfür mü edeyim? Zübbe. Yani sen insan bile olamazsın ya. Sen kim? Kürtlere hakaret etmek kim? HDP'ye hakaret etmek kim? Ya senin cinsin ne? Kilon ne? Senin her sakalının terinde bir senin şeytanın yatıyor be. Dinsiz, imansız, kitapsız. Gelmişsin burada Kürtlere beynamus diyorsun, namussuz diyorsun. Namussuz senin yedi cedindir. Bakınız o kullandığı cümlede ben size tekrar izleteyim. Şimdi birileri diyecek ki yok öyle bir şey demedi. Bakınız zübbeli adam. Ne kullanıyor? İyi dinleyin, iyi dinleyin. Bakınız ne diyor? Lazımdı da şey diyor. Vallahi artık gülmek gerekiyor. Ya ne sinirleniyorum ki ben böyle bir züppeye karşı ya? Şimdi böyle bir düşküne karşı ben ne sinirleniyorum ben de anlamadım ya. Lazım mıydı, lazım mıydı he? HDP 12'den 2'ye düşmesi lazım mıydı? Lazım mıydı da sana... Neyse daha mı dinleyelim, daha mı dinleyelim ya? Bu kadar analar ağlıyor Diyarbakır'da, Van'da. Kadıncağızlar çocuklarının kaçırıldığını söylüyor. Bunların ne namussuz olduğunu söylüyor. Bak işte burada dananın kuyruğunun koptuğu yer burada. Bunların ne namussuz olduklarını söylüyor. Ya senin ne kadar namussuz bir insan olduğunu dünya alem söylüyor. 83 milyon Türkiye'de yaşayan herkes senin ne kadar nasıl bir züppe olduğunu, nasıl bir namussuz olduğunu bilmeyen yok. Lan sen herhalde çevreni göremiyorsun. Böyle at arabasını çeken atlar gibi böyle takmışsın, takmışlar kafana bir şey. Sağında 3 tel sakal var, solunda 3 tel sakal var. Kendini insan sanan züppe, namussuz bir insansın. Sen namustan bahseden sen misin be? Lan ben eğer bu izleyicilerime saygıdan gereği senin o pornografik görüntülerini yayınlardım ama utanıyorum yayın diyeyim.
diyeyim ben ha. Züppe. Utanmadan halen çıkıyor insanlara vaaz veriyor bu ya. Bu dinsiz ya. Ya senin ne dinin var ne imanın var. Dinini satmışsın, imanını kiralamışsın sen. Sen halen çekmesin Kürtlere namussuz mu diyorsun sen? Bey namus. Senin şerefin yok. Sen şerefini bir kere izine göndermişsin. Namusun derken namus kavramı sende yok. Vicdan desen yok. Senin her sakalın telinde bir şeytan tüyü var. Senin ne kadar büyük bir şerefsiz olduğunu bütün 83 milyon biliyor. Çevrene toplamışsın 3-5 tane gariban. Sömürüyorsun besmele çekerek. Kötünü yıkamadan besmele çekiyorsun, namaz kılıyorsun. Gelmişsin sonra, ulan tövbe yarabbi, tövbe yarabbi ya vallahi ya.